İçmeköy'ü Köyü küme evlerinde ikamet eden depremzedelerin evlerindeki elektrik abonelikleri TOKİ evleri teslim edilmeden iptal edildi. Vatandaşlar yetkililere seslenerek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Yukarı İçme Köyü Mastar Küme evlerinde yaşayan vatandaşların evleri ağır hasar aldı. Evleri ağır hasar alan vatandaşların TOKİ daireleri teslim edilmeden elektrik abonelikleri iptal edilerek 10 gün içerisinde evlerini boşaltmaları istendi. Elektrik abonelerinin kesilmesiyle günlük bahçe işlerini dahi yapamadıklarını söyleyen Ahmet Sarış'ın yeni TOKİ evlerinin bahçelerinden oldukça uzakta tahsis edildiğini ve bahçelerine gitmekte zorluk yaşayacak kaydetti. En büyük sorunumuz bu bize ev teslim olmadan elektriklerimizi kestiler. Evleri de yıkıma geliyorlar. Bu eşyamızı biz nereye koyacağız? Bir el, telefonumuzu şarja bağlayacak, ma makinelerimizi şarja bağlayacak elektrikimiz yok. En büyük sorun budur. Ondan sonra köyümüzde mağduruk. Bir depo yok, eşyamızı koyak. Şimdi gelmişler evleri yıkmaya. Nereye koyacağım ben bu eşyayı? Anında önü kış geliyor. Bağ bahçe zamanı, iş güç zamanı. Nasıl uğraşacağız biz bundan? Yeni evleri de götürdüler. Hazar, da, Hazar göllerin o dağında yaptılar. Yayan gidip gelme gücümüz yok. 3 kilometre. Bağ bahçe bir yerde, ev bir yerde. 3 kilometre. Yani burada yerimiz müsaitti. Gelip köyün içinde yapmadılar. Tek götürdüler aşağı çayların, derelerin içinde ev yaptılar. Toki evleri yapılmadan evlerinin yıkılması halinde sokakta kalacaklarını ifade eden Sevgi Türk, elektrik abonelerinin iptal edilmesiyle gece bahçelerini sulamak için kullandıkları el fenerlerini dahi şarj edemediklerini belirtti. Bizim buradaki evleri yıkıyorlar, tamam yıksınlar. Ama bize ev, çoğuna ev teslim edilmedi. Ev teslimi, burada kiralık ev yok bunların eşyalarını koyulacak herhangi bir yer yok. Bizim köyün e, aletleri, edevatı dışarıda kalamaz. Herkes biliyor bunu, köylü olan herkes bilir. Bu köydeki bir sürü malzeme var. Bunları nereye koyacaklar? Artı bu adamların gece suları var. Peki bu gece sularını gelip su salacaklar. Bunların bir el fenerleri olmayacak mı? Bir telefonları şarj edecek bir yer mi? Saati kesiyorsun kes. Ama aboneyi niye iptal ediyorsun? Bir ağaca şey bağla saati. Oraya bir priz koyulsun gene çalışılsın. 2011 yılında meydana gelen depremde evi yıkılan Salim Tokgöz ise 14 yıldan bu yana kullanmadığı aboneliği için kendisine haksız yere haciz konulduğunu ve bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Köyümüzün sorunu TEDAŞ'tan şikayetçiyim. TEDAŞ 11 yıl, 2011 yılında yıkılan evimin saatini götürmedi. Bu yıl gelmiş, saatimi götürmüş. Bana da kaçak elektrik diye 8 milyar ceza yazmış. İş yeri İstanbul Baro Başkanlığı'na arim deyip bana telefonda değil ki iş yerinde kaçak kullanmışsın, mal varlığa mayışan icra koymuşsun. Ben de dedim koyun. Merkeze gideyim deyip şube şubeye yazmış. Şube gideyim deyip merkez yazmış. Bunu kim yazmış bunun açığa çıkmasını kesinlikle istim Kontrolünü, keşfini istemişim kanunen. Dilekçe vermişim. Gelsin kevşini orada iş yerini bana göstersin. Bir direk bir kulübe var. 2011'de yıkılmış düptüz olan bir ev yeri. Kendi evimde 2 kilometre uzakta bu elektriği ben nasıl kaçak kullandım?